Merhaba, ben Kaan. Denizden Babam Çıksa Kom isimli bir blog yazıyorum. Ve aynı zamanda podcast mecrasında nitelikli deniz ürünleri tüketimini arttırmak üzerine bazı farkındalık içeriklerini hazırlıyorum. Bugünkü konumuz Akdeniz'in en kadim ve en kutsal şehirlerinden bir tanesi, Kudüs. Valizleriniz hazırsa hadi sizinle kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. Semavi dinlerin her üçü içinde oldukça önemli bir yere sahip olan bir şehir Kudüs. Hristiyanlık, Müslümanlık ve Musevilik kendine has kültürleriyle adeta bir mozaik haline getirmiş ve yoğurmuş Kudüs'ü. Mutfağı da buna bağlı olarak oldukça zengin ve Akdeniz'e olan yakın konumu nedeniyle de deniz ürünleri mutfağı oldukça iyi bir yerde. Akdeniz'in içinde sayılı lezzetleri bulabileceğiniz bir mutfaktan bahsediyorum size. Daha önceki bölümlerimizde yer verdiğim Portofino ve Fransa podcastlerinde de bahsettiğim üzere denize yakınlık şehirlerin deniz mahsulleriyle olan etkileşimini iyi yönde geliştiriyor. Deniz şehre ne kadar yakınsa deniz mahsulleri ile yapılmış yemekler de o kadar çeşitleniyor, lezzetleniyor ve aslında kalıcı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmış oluyor. Bu podcast'te Kudüs'ün dini tarihiyle ilgili tabii ki bir şey bulmayı beklememelisiniz. Bununla ilgili çok fazla kaynak var. Hatta belki üniversitelerin bunlarla ilgili dersleri vardır online. Onlara YouTube'dan bakarsanız bugün Kudüs'teki deniz mahsullerinin tüketimine yönelik bazı konu başlıklarına göz atacağız. Bu konuya tabii ki de Kudüs'teki deniz mahsullerinin tüketimine nereden başladığıyla başlamak doğru bir nokta. Kudüs'ün deniz mahsulleri tüketimine dair ilk izlerini Tunç çağında bulmuşlar. Akdeniz kıyısına görece olarak dedim ya yakın. Hani direkt kıyısı yok ama yakın. Önemli ticaret merkezlerinden birisi haline gelmiş Kudüs. Bu da tabii ki ticaretin gelişmesiyle birlikte mutfağının da gelişmesine imkan tanıyor. Tabii mutfak demek illaki işin içine biraz balık, karides, ahtapot gibi denizden çıkan mahsullerin de girmesi demek oluyor. Roma İmparatorluğu'nda özellikle Kudüs balık yemekleriyle bilinen bir şehir. Bu öyle ki epey uzak mesafelere ünü gitmiş bir şehir. Bugün de dahi hani çeşitli yöntemlerle bizim balıkları ya da deniz mahsullerini pişirerek sakladığımız şemşet, bir çeşit kızarmış balık veya mahşi, bir şekilde dondurulmuş balık ta o zamanlardan beri en çok bilinen deniz mahsullerinin başına gelmiş. Kudüs bu açıdan Akdeniz için de önemli bir yerde duruyor. Gel zaman git zaman Roma tabi devleti yıkılıyor. Biliyorsunuz Akdeniz'e kıyısı olan pek çok şehir devleti gibi Kudüs de bundan doğal olarak etkileniyor. Zaten aslında düşüşler olsun, savaşlar olsun, şehirleri vuran hastalıklar olsun, toplumsal hayatı etkileyen pek çok şeyden mutfak karşı konulmaz bir şekilde etkileniyor, zarar görüyor. Tabii ki 19. yüzyıla kadar bu Kudüs için de geçerli olmuş. Deniz ürünleri mutfağı tıpkı diğer mutfak kültürleri gibi biraz böyle etkilenmiş ama 19. yüzyıldan itibaren Kudüs'teki mutfakta bir toparlanma eğilimi meydana gelmiş. Şimdi ise dünyanın pek çok yerindeki mutfak kültürleri gibi iyi bir yerde duruyor. Şimdi Kudüs'ün bir açın haritayı bakın. Google Maps ya da Apple Maps'ten bir açın bakın. Karmaşık bir kültür mozaiği görürsünüz. Eski şehir var, yeni şehir var. Birbiriyle çeşitli sınırlarla ve tampon bölgelerle ayrılmış bir harita görürsünüz. İsrail'in bugünkü Ashdod kasabası ile Tel Aviv direkt Akdeniz'e kıyısı olan lokasyonlar olarak görünmekle birlikte Kudüs biraz daha içeride kalmasına rağmen T
Tel Aviv daha yeni bir şehir olduğu için bugün aslında daha çok Kudüs'ten bahsediyoruz. Kabul etmek gerekir ki İsrail Orta Doğu coğrafyası içerisinde kendini en fazla geliştirmeyi başarmış ülkelerden bir tanesi. Deniz mahsulleri tüketimine baktığımızda da zaten Orta Doğu coğrafyasındaki diğer ülkelerden daha yüksek bir tüketim miktarını görüyoruz. En çok bulunan en popüler deniz mahsulleri ise tabii ki Akdeniz'den taze yakalanan orfoz, barbun, levrek gibi deniz balıkları ve daha çok tilapya gibi tatlı su balıkları olarak belirlenmiş. Bunun yanında tabii ki karides, kalamar ve ahtapot bu coğrafyadaki önemli deniz mahsullerini oluşturuyor. Tıpkı hani yine haritayı biraz kuzeye kaydırarak bizim Antakya kıyılarına birazcık gelin. Karides epey fazladır orada biliyorsunuz. Karides İsrail kıyılarına da oldukça fazla çıkan bir deniz mahsulü zaten. Süveyş kanalı vasıtasıyla Akdeniz'e ilk girişlerin meydana geldiği noktalara da çok yakın olduğu için birazcık daha Indo-Pasifik türleri de görüyoruz. Klasik Akdeniz karidesi var. Pembe karidesten bahsediyoruz. Kahverengi karides, kırmızı karides, çizgili karides, kum karidesi gibi birçok tür Akdeniz'in İsrail kıyılarında da çıkıyor. Bunların bazıları gerçekten ekonomik olarak değerli. Bazıları işte sadece karides. Şimdi bir ülkeden ya da bir şehirden bahsederken ve bunu deniz ürünleri mutfağıyla ilişkilendirirken sadece deniz ürünlerinden bahsedemiyoruz. Bu Türkiye için de böyle. Türkiye'nin bazı şehirlerinde zaten daha sonra konuşacağız da. Kudüs'ün deniz mahsullerinin yanında genellikle Orta Doğu'nun kendine has diğer yiyecekleri de geliyor. Yani bunlar ne olabilir? Bize çok yakın bir form olan, belki tamamen aynısı değildir. Veya bir benzer şekilde yapılıyordur. Hani içeriğin tam olarak hani bir şey diyemeyeceğim onunla ilgili ama pide türevleri var. Bizim bildiğimiz humus var. Mesela Lübnan'ın ekmeği çok meşhur. Çünkü zaten et sürekli etkileşim içerisinde. Bunlar da denizden çıkan mahsullerin yanında kendine mutlaka yer buluyor. Tipik şekilde Akdeniz'e özgü salatalar var. Akdeniz çanağından İsrail'i belki de ayıran narı biliyorsunuz. Bereket ve bereketli olma haliyle de çok ilişkilendiriyoruz. Böyle bir pazardan aldım, bir tane eve geldim, bin tane olayı. Yani çoğaltmak ve bereketli olma hali. Balın yanındaki salata tüketimiyle biz biraz İsrail'e benzeşiyoruz. Aynı şekilde tüketme eğilimimiz var. Bence yakaladığımız güzel bir ortak nokta. Geneline baktığımızda İsrail'de de deniz mahsullerinin yaz aylarında kışa göre biraz daha fazla tüketildiğini buldum. Çünkü aslında bu biraz da bize de benziyor. Çünkü ne yapıyoruz? Yaz geliyor, bir rakı balık yapalım, balığın yanına bir beyaz şarap açalım ya da bir rose açalım gibi kültürel ve deniz mahsulleriyle birlikte tükettiğimiz bir şey, içkilerimiz var. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme söz konusu olduğunda hani insanlar hem daha fazla bilinçleniyor hem de deniz mahsullerine daha çok yöneliyorlar. Tabii ki İsrail'deki insanlar için de böyle. Düğün, bayram gibi özel günlerde de deniz mahsulleri kendine yer buluyor. Biliyorsunuz İsrail'de dini ve milli kategorilerde pek çok bayram var. Bunların hangisi hangisidir bu podcast'in konusu değil ama merak ediyorsanız açın bakın. Özellikle İzmir'de düzenlenen Sefarat Festivali'nde biz epey güzel şeyler öğreniyor ve takip ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz tabii ki coğrafi sınırlar ve siyasi sınırlardan bağımsız olarak ülkelerin kültürleri ve mutfakları birbiriyle daima etkileşim halinde. İsrail'in de biliyorsunuz güneyde Mısır'la bir komşuluğu var. Doğu tarafında Ürdün, Lübnan var. Suriye ile her ne kadar iyi geçinemiyor olsalar da bir komşuluk münasebetleri var. Bizim de doğrudan sınırımız olmamakla birlikte İsrail aslında tarihsel de bir geçmişimiz var. Temel olarak
Biz aynı coğrafyanın farklı ve kendine has dinamikleri olan komşularıyız. Bunu isterseniz kabul edin, isterseniz etmeyin. Yani siyasi sınırlardan ve siyasi iklimden bunu tamamen ayırabiliyor musunuz? O tamamen sizin zihninize kalmış bir şey ama kültürel etkileşimi siyasi sınırlarla sınırlandırmak bence bir hata. Çünkü insanlarla olan etkileşim ayrımlarla kesinlikle sınırlandırılamıyor. Kaldık ki internet çağındayız. Herkes istediği her bilgiye her an erişebiliyor. Bu da aslında hepimiz için olumlu ve güzel bir şey. İsrail'in mutfağı coğrafi komşularıyla benzerlik gösteriyor. Epey çok ortak yiyecek metot ve yöntem var. Bu aslında yine az önce saydım ya. İsrail'in böyle güneydeki, kuzeydeki, doğudaki, batıdaki komşularıyla çok fazla ortak yiyecek metot ve pişirme yöntemimiz var. Her ne kadar Mısır'da deniz mahsullerini baskın aromalı soslarla ve bol miktarda sarımsakla pişirmek yaygınsa veya Suriye'de pilav ve kuskus türevi yiyeceklerle birlikte deniz mahsullerini servis etmek yaygınsa, tabii ki tahini de unutmayacağım. Hatta iki tane örnek vereyim. Sayadiye ve Samak bin Tahini isimli yemekleri varmış, çok ünlüymüş. Bizde de ızgarada ve fırında pişirip salatalarla ve hatta mezelerle servis çok yaygın. Geneline baktığımızda Akdeniz çanağındaki deniz mahsulleri tüketimine zahter, sumak ve limon gibi ekşi veya aroma verici baharatlar ve otlarla birlikte balıkları, karidesi veya denizden her ne tuttuysak bunu tüketme alışkanlığımız yaygın. Bu bahsettiğim temel birkaç farklılığa rağmen, hani birbiriyle sürekli etkileşim içinde ve benzerlikler de gösteriyor olmakla birlikte, en temelinde 4 ülkenin mutfağının halen çok önemli bir parçasını deniz mahsulleri oluşturuyor. Bu da aslında ortak bir nokta yakalamak için iyi bir neden gibi görünüyor. Bugünkü Kudüs'ün olduğu yer geçmişte Osmanlı Devleti'nin sınırları içindeydi. Bugün ise İsrail ve Filistin'e ait ortak bir nokta. Buradaki insanlar yüzyıllardır deniz mahsullerini severek tüketiyorlar ve sağlıklı bir besin olduğunu farkındalar. Günümüzde deniz mahsulleri şehrin mutfak görünümünün hala da çok önemli bir parçası. Bizde her ne kadar deniz mahsulünün bir keriz tokatlama objesi olarak görsek de Akdeniz'in diğer ülkeleri gibi Kudüs'te de yerleşik halk ve Kudüs'ü ziyaret eden turistler için deniz mahsulleri halen yemesi çok keyifli bir seçenek. Umarım Türkiye'de de nereye gidersek gidelim deniz mahsullerine erişim kolaylaşır ve daha çok yaygınlaşır. Şimdi biraz kapatmadan önce harita üzerinde, Google Maps üzerinde Kudüs'ü biraz gezerseniz bir sürü balık ekmekçi, balıkçı veya balık lokantası görürsünüz. Bunlar bizim kemer altındaki atıştırmalıkları da biraz benziyor. Ama genellikle kendine has mutlaka bir şeyleri vardır. Eğer bir gün Kudüs'ü ziyaret ederseniz, orada şehrin sokaklarında kaybolduktan sonra bir yerlerde mutlaka yerel yöntemlerle pişirilmiş bir deniz mahsulü lokantası veya atıştırmalığında mola vermek isteyebilirsiniz. Şimdi Kudüs'e nasıl gidiyoruz kısmına da çok minik bir şekilde değineyim. Kudüs'e zaten Tel Aviv üzerinden Ben Gurion'a havaalanı üzerinden varıyorsunuz. Bizim buralardan Türk Hava Yolları, Pegasus ve galiba çok emin olmamakla birlikte Anadolu Jet'in Tel Aviv'e seferleri var. Bununla birlikte tabii ki eğer dünyanın başka bir tarafındaysanız da İsrail dünyanın pek çok noktasından inişlerin gerçekleştirildiği bir ülke. Hatta Kanada'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Kanada Hava Yolları, United, Delta, American Airlines gibi şirketlerin düzenli uçuşları var. Avrupa'yı saymıyorum bile. Wizz Air, EasyJet, hatta çok ekstremde bir şey söyleyeceğim size. Birkaç yıl öncesine kadar büyük bir hayal ve hadi canım olur mu dediğimiz Dubai'den de Emirates ile Fly Dubai uçaklar artık Ben Gurion'a inmeye başladılar. Bu podcast'in tarihi
Temmuz 2023. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Sevgi ve saygıyla kalın. Hoşça kalın.